Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli dostlar, bu tarafgirlik ne kötü bir şey. Adam hançeresini yırtarcasına bağırıyor. Batsak da çıksak da, hatta bu ülke satılsa bile oyun falan kişiye diyor. YouTube'da videoları var. Kadın transa geçmiş, affedersiniz, ben filan liderin nokta nokta kılıyım diyor. Al sana tarafgirliğin, hatta müşrikliğin dikelası. Bunu söyleyen bir insana ne anlatabilirsin ki? Bu heriflere Hazreti Peygamber mezarından kalksa, bakın tuttuğunuz yol yol değil, inat etmeyin, aklınızı başınıza devşirin dese laf anlatamaz. Hatta bu beyinsizler sen liderimizden daha iyi mi biliyorsun bile derler. Tarafgirlik basiretleri bağlar, vicdanları köreltir, akılları dumura uğratır. Bir de tarafgirliğin doğurduğu kalabalıklar vardır. Ah ne çok korkarım onlardan. Kupkuru bir dava uğruna sağa sola saldıran, etrafa dehşet saçan kalabalıklardan. Liderleri gak deyince karşı tarafa söverler, guk deyince bir iki tarafı överler. Beyinleri kirada, iradeleri ipotek altındadır onların. Ne zaman ki tarafı oldukları taraftan bir darbe yerler, basarlar feryadı. Bu sefer tarafgir oldukları tarafa küfrün bini bir para. Ne oldu hani? Allah benim ömrümden alsın, liderime versin diyordun. Ne çabuk döndün? 3 günlük dünyada fırıldak olmaya değer miydi? Ucu sana dokundu, ateş seni de yaktı değil mi? Seni gidi riyakar münafık seni. Halbuki böyle mi olmalıydı? Ateş devamlı bir yerlere düşüyordu, sen kılını kıpırdatmıyordun. Bir kez olsun yahu bir maşraba suyla da olsa yangını söndüreyim demiyordun. Bir kez olsun bu yapılanlar vicdansızlıktır demedin. Halbuki haksızlığı görür görmez karşı çıkmalı değil miydin? Çünkü o zaman oğlunu kızını torpille işe sokuyordun değil mi? Peki insanlık, hakkaniyet, adalet bu mudur? Demek ki sen canın yanınca ses vereceksin. Yuh olsun senin ve senin gibilerin ervahına. Sevgili dostlar, yıllar önce okuduğum bir hikaye beni çok sarsmıştı. Şimdi hangi kitaptan okuduğumu hatırlayamıyorum. Efendim bir gün damadı Nebi Hazreti Ali, oğlu Hasan'la çarşıya gidiyorlardı. O sırada Hasan 6 yaşlarında ya vardı ya yoktu. Yolda kavga eden iki çocuğa rastladılar. Çocukların zoru neydi, neden kavga ediyorlardı? Öteden Hazreti Ali ve Hasan'ın geldiğini görünce kavgayı bırakıp hemen durumu arkadaşları Hasan'a açtılar ve dediler ki Hasan bize hakem ol, kim haklı kim haksız sen karar ver. Hasan bu konuda sen ne dersin dercesine babasının yüzüne baktı. Hazreti Ali oğlunun bu imalı bakışını anlamıştı. Ufacık oğluna bakın ne dedi. Oğlum sakın taraf tutma, hakkı söyle. Zira Allah tarafgirleri yarın ahiret gününde rezil, rüsvay eder. Bunun üzerine Hasan arkadaşlarına bir şeyler söyleyip aralarını bulmuştu. O kavga neydi, o çocuklar kimdi bilmiyoruz. Hazreti Ali'nin çağları aşan o öğüdünden keşke günümüzün tarafgir Müslümanları ibret alabilse. Sakın taraf tutma, haklının yanında ol. Zira Allah tarafgirleri yarın ahiret gününde rezil rüsvay eder. Evet, gerçekten de öyle olacak. Hakikati söylemeyen, sırf benim soydaşım, dindaşım, akrabam, adamım diye kupkuru tarafgirlik yapanları Allah rezil rüsvay edecek. Azıcık çıkar uğruna kifayetsiz, muhteriz, şahsiyetsizlerle iş tutanların cezaları çok korkunç olacak. Çünkü tarafgirlik hata ile işlenen bir suç değildir. Kasten göz göre göre haksızdan yana olmaktır. Allah böylelerini zalim olarak nitelendiriyor ve zalimler güruhuna azıcık dahi olsa meyletmeyin buyuruyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Zalimlere meyletmeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Ondan başka da size yardım edecek kimse yoktur. Agah ol Müslüman. Zalimler tarafına azıcık bir meyil bile seni cehenneme sürüklüyor. Ya sabah akşam onların borazanlığını yaparsan, ya onların zulmüne ortak olursan, kim bilir başına neler gelecek, onu sen düşün. Adalet konusunu işlerken şu ayet üzerinde fazla duramamıştım. Ya eyyühellezine amenu, كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا إلى آخر الآية صدق الله العظيم. أي إيمان edenler,
kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için adaleti ayakta tutan şahitler olun. Onlar ister zengin, ister fakir olsunlar, adaletten sapmayın buyuruyor Allah-u Teala. Bundan ötesi var mı dostlar? Kendinizin, ana babanızın, akrabanızın aleyhine bile olsa adaletten milim şaşmayın diyor Mevla. İslam'da araştırmadan mutlak itaat, koşulsuz rağm olmak yoktur. Allah-u Teala Kur'an'da yüzlerce ayeti kerimede aklın ve tefekkürün önemine işaret etmekte. Ey akıl sahipleri, akletmez, tefekkür etmez misiniz? Buyurmaktadır. قَالَ اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen putlara niçin tapıyorsunuz? Ayetin devamında size de taptıklarınıza da yazıklar olsun, hiç mi akletmiyorsunuz buyuruyor. Dünyevi işlerde nasıl karını zararını hesap ediyorsan, uhrevi işlerde de aynı titizliği göstermek zorundasın. Lehte veya aleyhte karar vereceğin zaman akıl süzgecinden geçireceksin. Kim haklı kim haksız tarafları dinleyecek, vicdan muhasebesi yapacak. Baban bile olsa, baba sen benim babamsın fakat bu konuda haksızsın diyeceksin. Sarı çizmeli Mehmet Ağa haklı, baban haksızsa Mehmet Ağa'nın tarafını tutacaksın. Ben demiyorum bunu, Allah diyor. Hani sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskin diyorlar ya, ha işte o sırat köprüsü bu. Dünyada sırattan geçemeyen ahirette de geçemeyecek. Keza Kur'an atalarımızın dini üzereyiz diyenlere ya ataları akılları ermemiş, hidayeti bulamamışlarsa diye cevap veriyor. Yani kim olursa olsun, baban da olsa, atan da olsa, gittiği yol yanlışsa Allah-u Teala ardından gitme, onları körü körüne taklit etme, destekleme diyor. Aklı devreden çıkarma, doğru yanlış demeden onlardan gelen her şeyi baş tacı etme. Partimdir, takımımdır, cemaatimdir, onlardan ne gelirse gelsin kabulümdür deme. Doğruları al, eğrileri at, tarafkirlik damarıyla onları aklamaya paklamaya kalkışma. Zira insan doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebildiği ölçüde zulümden kurtulur, evci kemalatı insaniyete yükselir. Güçlü bir iman, derin bir vicdan muhasebesiyle makamını muhafaza eder. Taraftar olduğu kişi ve kurumlar kitle psikolojisiyle çoğu zaman insanın gözünü kör eder. Eğriyi doğru, doğruyu eğri gösterir. Karlı buzlu yollarda kaymalar çok olur. Taşlı dikenli yollarda yürümek zordur. Taraftarı olduğun zeminde yürümek, taşlı dikenli buzlu yolda yürümeye benzer. Kayıp düşmen her an mukadderdir. Düştükten sonra yüzüstü kapaklanabilir, bir daha ayağa kalkamayabilirsin. Sevgili dostlar, son söz, bana hakkaniyetin, objektifliğin, tarafsızlığın lafını etme, onu bizzat yaşayarak göster. Kanla, zulümle, gözyaşıyla dolu şu dünyada bedel ödemeden tarafsız olamazsın. Kınanmıyor, horlanmıyor, dövülüp sövülmüyorsan bana hakkaniyetliyim deme. Karnın tok, sırtın pekse, yani hep işlerin tırında gidiyorsa, ya sen birilerinin adamısın veya birileri senin adamı. Diyelim ve mevzuyu bitirelim. Videoyu beğenir, paylaşır, abone olursanız bahtiyar oluruz. Haftaya inşallah başka bir mevzuda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.